Günaydın. Dördüncü haftadan herkese merhaba. Ne demiştik? En son bay bay 9 kilo. Bakalım bu hafta kaç kilo gidecek. Kahvaltımı şimdi size göstereceğim. Öpüyorum. Biliyorsunuz ki içeride muhlama partisi falan var. Allah'tan ben muhlama çok sevmem. Yarım simit domates satılıp birazcık çeçil peyniri ve birazcık beyaz peynir yiyorum. Afiyet olsun. Şimdi Starbucks'a kadar çalışmaya geldim. Evde çok fazla misafir olduğu için burada ders çalışmaya karar verdim. Evimizin yakınındaki hemen Starbucks'a geldim. Kendime büyük boy, en büyük boy sütlü filtre kahve aldım. Şimdi burada bütün gün ders çalışacağım. Akşam da dedemlere yemeğe gideceğimiz için hep böyle evde bir curcuna var. İşte amcamlar falan var. Bayağı kalabalık küçük bebek kuzenlerim falan var. O yüzden akşama kadar burada çalışacağım. Akşam da eve gideceğim. Yanımda gelip hemşireler getireyim. Zaten yerken gösteririm. Selam. En son konuştuğumuzun üzerinden bayağı bir saat geçti. Şu an saat 8'e geliyor. Dedemlere yeni geldim. Starbucks'a dedim, ders çalıştım. Öğle yemeği tabii ki ders çalıştığım için ve ders asla bitmediği için yiyemedim. Şimdi dışarı çıkacağım, size yemeği göstereceğim ve ailemi göstereceğim. Biraz şey oldu o telefonda ama neyse öyle. Ne oldu öyle? Öyle işte şimdi yemek yemeye çıkıyoruz. Bu misli her şeyi bilen el aldı burada. Saçlarım. Arka fon. Ojemin rengi, nude seviyesinde. Hadi bakalım yemek yemeye. Benim yiyeceğim bir tane balığım bu. Bütünün yarısını alamadım. Ekmek yemeyeceğim bu. Sen niye yapsın? Böyle değişik değişik salatalar falan. Ben yarım saat oynayabilirim, sonra kurgu yapacağım, tamam mı? Günaydın. Bugün günlerden pazar. Pazar kahvaltısı her zamanki gibi amcam olduğu için yine dökülüyor. O yüzden tabağımdan en düşük hasarla kurtulup kaçmayı tercih etmişim. Size kahvaltımı göstereceğim. Öğleten sınav haftam başlıyor yarın. Çok üzücü. Siz bu videoyu izlerken bir haftası bitmiş bile olacak. Ne güzel. O zaman bu videoyu hemen izleyin ya lütfen. Tam buğday simidi. Bir tane böyle çeyreği kadar. Bir tanecik sucuk, birazcık kavurma, birazcık peynir ve domates salatalık. Afiyet olsun. Bu benim öğle yemeğim. Birazcık barbunya ve böyle çeyrek simit. Bir tane de ayran içeceğim. İyi yaptın. Böyle işte kıymalı patates yemeği ve brokoli salatası. Evet, ve karşımda babam, anneme yazdım diyet, babam acı yiyor, bana da acı teklif ediyor, ben kabul etmiyorum. Evet, güzel özetledim. Günaydın, çok mutsuzum çünkü sınav haftam başladı. Şimdi size kahvaltımı göstereceğim, alerjili bir şey hazırladım ama artık ne sağlıklı ne sağlıksız. Çok bakamayacağım bu sınav haftasında. Köpek ekmeğine hindi fümeli sandviç yaptım. Bu da kahvaltı. Selam, şimdi zorluya geldik ders çalışmaya. Sınavımız bitti. Sınavım güzel. Size şu an yedikleri şey ve benim yiyeceğim şeyi göstereceğim. Şok olacaksınız. Bakın yiyecekleri şeye bakar mısınız? Yuh! İstiyorsan anlayayım. Benim yiyeceğim şey Plus Kitchen'dan salata. Hemen gösteriyorum. Sezar salata.
Starbucks'a geldik. Kahve içiyoruz, ders çalışıyoruz. Filtre kahve, sütlü filtre kahve. Maksutan ceviz. Bu sadece 60 kalori desem. Çok güzel değil mi? Şimdi bunu yiyorum. Çok şekerim düştü. Şeker ihtiyacım karşılığında tünete deli gibi batıyor bana. Senol de bunu yiyor. Ne bu? Granola. Şimdi eve geldim. Duş aldım. Ders çalışmadan önce yemek yiyeceğim. Size de göstereceğim. Amcana seslensene. Sütlacı görmüş mü? Amca! Öpüyorum. Bunların bir ses bitmiyor. Gerçekten. Görüşüm yemek yiyeceğim. Sana göstereceğim. Haydi! Şimdi patates yemeği yiyoruz ve brokoli salatası ve brokoli salatası ve brokoli salatası ve etli patates ve etli patates. Günaydın. Ay sesim bile çıkmıyor. Günaydın. Sınav haftasının ikinci günü. Diyetim dördüncü haftasındayız. İlk kez geliyorsanız tam 10 kilo verdim ve beslenme ve diyetteki 3. sınıf öğrencisiyim. Gereksiz tüm bilgileri verdikten sonra şimdi hava attıktan sonra ne yediğimi geçebilirim. Kahvaltıda yediğimi göstereceğim şimdi size. Bir saniye. Birazcık çeçil peyniri, peynirli şambon, bu da bir çeşit şambon ve şu halk ekmeğin altın çöreklerinden bir tane. Bir dakika ya, fındıklı üzümlüymüş. Bunun sadesini alacağım. Şimdi kalkıp kahvaltımı böyle. Sınavımız bitti. Diğer sınava çalışıyoruz. O yüzden şimdi öğle yemeğini okulda yiyeceğim. Yanımda getirdim. Şöyle bir tas. Size içindekini göstereceğim. İçinde yoğurtlu brokoli var. Ay çok güzel gözükmüyor ama. Kendiniz yoğurt tasarısı, yemin ederim. Yoğurtlu havuçlu brokoli var. Aşk bahçelerim selam. Aşk bahçelerim mi? O nasıl bir iltifattır kız Ece? Aşk bahçelerim selam. Bir anda ışık patladı suratıma. Şimdi eve geldim. Saat tam 4. Yani 4 bile olmamışsa bile şu yanda zaten göreceksiniz. Yemek yiyeceğim. Aşırı acıktım çünkü öğlen hiç karbonhidrat falan almadığım için hani sadece sebze ve yoğurt yediğim için o birazcık daha hafif tutuyor insanı. Aşırı acıktım. Şimdi köfteyle bulgur pilavı yiyeceğim. Göstereceğim zaten size. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. 4 köfte ve 6 yemek kaşığı yani 2 dilim ekmek yerine geçen de bulgur pilavı yiyeceğim. Yanında da birazcık brokoli salatası yiyeceğim. Yani dün akşamkinden ekmek falan hiçbir şey yemeyeceğim. Bence yeterli kadar doyurucu ve güzel bir menü. Ama bir de bazen çok falan diyorsunuz. Çok falan değil yani. Arkadaşlar siz benim eski yediğim yemek gibi görseydiniz. Öptüm. Günaydın. Çok kötüyüm ya. Gerçekten aşırı kötüyüm. Yani küçüklerken çok yorgunum. Sınav haftası zaten biliyorsunuz. Yani ne yemem gerektiği aklıma bile gelmedi. Kendime hindi fümeli sandviç yaptım şöyle. Bilmiyorum. Yanına bir tane süt mü içsem diye düşünüyorum. Çıkardım ama bilmiyorum ya. O kadar yorgunum ki. Anlatın yarın sınavım yok. Yarın biraz uyuyacağım. Zaten şu an saat 7. Görüyorsunuz. Öyle. Öpüyorum sizin enerjinizi emmeyin. Görüşürüz. Okula geldim. Şimdi aşırı soğuk donuyorum. Espresso baba girdi. Sen oğluyla. Tepki vermemesin. Gıcık. kahve aldık. Filtre kahve sütlü. Ters tutma. Biraz abartma sütü. Gerçekten. Yani resmen kahve koymuyormuşum. Süt içiyorum. Sıcak süt. Sütü fütü kahvenin sıcak süt kısmını içiyorum. Sen dedin bol bol süt diyor. Şimdi sınavdan çıktık. Yemek yiyeceğiz. Çok acıktık. Ben bugün yanımda bir şey getirmediğim için. Ben yanımda bir şey getirmediğim için sohbetten sandviç yiyeceğim. Gösteririm yine sandviçi ama kepekli çavdarlı, tavuklu, kaşar koydurmadım. Bir sandviç.
me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Selam, ben şimdi eve geldim. Sınav yok yarın, o yüzden rahatım biraz. Aşkımın yanına yattım. Gidip yemek yiyeceğim. Yemeğimi size göstereceğim. Ay, çok kasarak konuştum. Çünkü çok zor nefes alıyorum. Şişko olmak çok kötü. Aşkım baksana kameralara. Yok anne, baksana aşkım. Baksana. Baksana baksana. Okuldan geldim ve aşırı acıktım. Açıkçası yemek de çok... Geçen günkü yemeği ısıttım. Başka yemek yoktu. Akşam yemeğe gidilecek diye misafirliğe annemler yapmamışlar. Ekmeksiz sabah öğlen sandviç yediğim için karbonhidrat miktarımı yeteri kadar doldurdum. Şimdi böyle ekmeksiz soda ile birlikte yemeğimi yiyeceğim. Amcam otlu börek yaptı ve ben diyetteyim. Ne yediniz orada? Yorum yap. Otlu börek yorum mu istiyorsunuz? İçinizin kanatlı daha çok güzel. Kilo aldırır mı sence? Kesinlikle aldırmak. Kilo verdiler. Onun bütün yemedim. Günaydın. Bugün kendimi göstermeyeceğim çünkü tükenmişlik sendromuna yakalandım. Kahvaltım iki tane. Anne, iki tane mi yumurta? Yok. Bir buçuk tane yumurta. Biraz peynir ve domates salatalık yiyeceğim. İkinci dilim de ekmek yiyeceğim. Bu şekilde. Afiyet olsun. Zeytin falan niye yemiyorsun? Çünkü sevmiyorum. Giderken yanımda aldıklarım. Bir tane su aldım. Fondan aldım. Dört tane mandalina aldım. Bunu tabii ki tek başına yemeyeceğim. Bir de kuru yemiş aldım. Fındık, badem, ceviz falan. Şimdi Akasya'ya geldim. Karibo'dayız. Filtre kahve, sütlü orta filtre kahve aldım. Ders çalışacağız. Ya benim harcım. Bir umuttur yaşamak kardeşim. Ders çalışmaya geldik. Ders çalışacağız şimdi. Böyle köfteli, üzerinde püre olan bir yemekten aldık. Ve bu bulgur pilavı. Bir porsiyonla bulgur pilavı aldık. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo. Akşam yemeğim. Azar içtik ben akşam yemeğim. Alın terimle kazandım. Granolalı, muzlu, ananaslı, pinkberry. Günaydın. Bugün cuma günü. Yani diyetimizin tam 4. haftasının bittiği gün. Şimdi biraz önce tartıldım. Bu hafta 1 kilo vermişim. Yani totalde 10 kilo verdim. Arkadaşlar, şuna bir açıklık getirmek istiyorum öncelikle. Benim kilom çok fazla olduğu için benim için ayda 10 kilo vermek 60 kilodaki bir insanın ayda 2 kilo vermesi, 3 kilo vermesiyle eşdeğer. O yüzden bu arada diyete başladım. 125 kiloydum. Tam sayısını söyleyeyim. Şu anda 114,5 falanım. Belirteyim bunu da. Merak ediyorsunuz çünkü. Haftada bir kilo vermek belli bir haftadan sonra ideal. Ama ben ilk birkaç hafta vücut ödeme attığı için hızlı kilo verdim. Her kilolu insan hızlı kilo verir ilk birkaç hafta. Bunu zaten biliyoruz. Herkes bunu internetten de baksanız görebilirsiniz. O yüzden ne diyoruz? Vay vay 10 kilo. Tam 10 kilo vermiş oldum. Göz açıp kapanıncaya kadar giden bir zaman. Buradan çıktık. Şu an metroya gidiyoruz. Yemek yememiz de biraz daha olduğu için bakın nasıl bir yol tercih ediyoruz. Hem de yürüyen yolda. Açlıktan ölmemek için. İşte böyle bir diyetisyen ve böyle bir diyet. Şu an yüzüme nur indi. Yemek yemeye bugün kendime ödül verdim. Ve nereye geldim? Ne gülüyorsun? Nusret. Evet, bir ayın ödülü Nusret.
Kübra bunu şey yapmış, gördün mü? Ve Pepsi sıfır şekersiz. Çok güzel. Ne yapıyorsun sen Keko? Müşteri geldik, hamburger yiyeceğiz. Böyle siyah maskedir o. Maskedir o eldiven. Arda ışıkta tüm selam. Şimdi Starbucks'a geldik bebek. Ay bebek. Ne tiki John John gibi konuşuyor. Bebek Starbucks'a geldik. Soda mı ver? Ankara'da nasıl bir soda mı verir misin? Soda. Soda içiyorum çünkü geçen, gerçekten bugün bir ay doldu. Doldu bir ay doldu. Ve bir ay, birinci ay bitiminde ilk kez bir oyunda bu kadar kalori aldım. Aslında arkadaşlar ayda bir kendinize bir şekilde ödül vermeniz gerekiyor. Hangi diyetisyene giderseniz gidin. Bu böyledir değil mi çocuklar? Ayda bir... Yani burada şu anda 3 tane diyetisyen var. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Hani bana işte diyetisyen niye yedim falan gibi bir tepki almak istemediğim için açıklama yapıyorum. Eğer siz de benimle birlikte diyet yapabilirsiniz, ayda bir kere kendinize ödül verebilirsiniz. Çünkü insanız, hamburgeri hayatımız boyunca yemeyeceğiz diye bir şey yok. Hepimiz yemek zorundayız. Yani yaşıyoruz sonuçta. İnsanın canımız çekiyor. Böyle bir, bu şekilde büyümüşüz. O yüzden ayda bir kez kendinize ödül verebilirsiniz. Zayıf da olsanız, kilolu da olsanız bu böyle. Şimdi sodamı içeceğim. Şu an mesela rahatlıkla öpüyorum. Herhangi bir şeyde etkilenmeyeceğine güveniyorum diyebilirim. Talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family is doing okay. Even getting a taxi, then kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Ooh, I'm in love with the shape of you. Size su içerek vay vay demek istedim bu haftalık. Aslında birkaç yorum okudum böyle. Hiç su içmiyorsun Ece. Bize su içerek teşvik et dediğiniz. Ama bu hafta, yani iki haftadır sınav dönemi girdiği için yani o yemek videolarımı o kadar zor çekiyorum ki. Yani hani gerçekten bazen yemeği 3 dakikada yiyip 2 dakikada video çekiyorum. O kadar. Yani hani ister inanın ister inanmayın. Bir yola girdik. Bu yolda hiç kimseyi yarı yolda bırakmak istemediğim için devam ediyorum. Allah'tan bu hafta son. Önümüzdeki hafta son bu sınav haftasının. Sonra kurtulacağım. Derslerim ağır olduğu için maalesef bu dönemki süreç böyle. Su içiyorum arkadaşlar. Yalnız maalesef her içtiğimde gösteremiyorum. Günlük 2,5 litre içmeye çalışıyorum. Siz de lütfen içmeye çalışın. Bu arada bu hafta tam 1 kilo vermişim. Çünkü yürüyüş yapmadım. Yapamadım daha doğrusu sınav haftam olduğu için. Çok yoğundu. Sabaha kadar ders çalıştığım oldu. Ve hani mesela sandviç yedim çoğu gün. Çünkü evden yemek hazırlayıp götüremedim. Zaten misafirimiz vardı. Amcam yarın gidiyor. Yani hep böyle aksilikler oldu. Buna rağmen 1 kilo vermek bence iyi. Bugün bir ayı bitirdim. Bu arada biraz önce Nusret'i yerken gösterdim size. Her ay kendime bir tane ödül vereceğimi en başta söylemiştim. Bu ayın ödülü de Nusret oldu. O zaman bay bay 10 kilo. Size benimle kalın ve bu süre zarfında beni hiç yalnız bırakmayın. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpecektim. Erken götürdüm ağzıma. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Umarım hepinizin sonuçları mükemmel olur. İki varsınız, iki yanındasınız. Öptüm. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.